Lütfen iyi dinle. Lütfen. Bak 17-25 Aralık. Puzzle'ı birleştir güzel kardeşim. Lütfen Murat Bey iyi dinle. Bak abi oyuna bak. FETÖ'nün siyasi ayağı nerede? Burada, burada. FETÖ'nün siyasi ayağı 14. katta. Ben bir tane FETÖ'cü buldum AK Parti'nin içinde. Bu Baykal kasetini biliyoruz ki FETÖ burada işin tam ortasında, her şeyinde. Baykal zamanında FETÖ'cüler CHP'de herhangi bir şekilde etkinlik gösteremediler dediniz. Hayır, daha tamam. Sonraki süreçte de FETÖ'cü birilerinin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na danışmanlık yaptığını gördük. Kim onu kim açıkladı? Kim ortaya çıkardı? Siz mi çıkardınız? Ben çıkardım. Ben çıkardım. Nasıl oldu bir hatırlatır mısın? Hemen hatırlatayım. Ben çıkardım. Rütük bana ceza verdi biliyor musunuz? Öyle mi? A Haber'e de ceza verdi. Böyle bir iftira attınız diye. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Kırmızı baylok, baylokçuların bir de kırmızı listesi varmış. Tabii, tabii. Bu da hepsinin başıymış. Tamam mı? Bu da hepsinin başı. Mahremi ve bu Elazığ'da. Ben biraz önce anlattım. Savcı sayan listenin hiçbir yerinde yok. Bu anlattığım Elazığ'da birinci sıra adayı. Şu anda Allah selametini versin hasta Gürsel Bey. Gürsel Bey'in milletvekili olduğu sıra var ya birinci sıra. Elazığ'da bu vatandaş. Ben nereden öğrendim? Lütfen iyi dinleyin. Lütfen. Bu mesaj bende saklı. Siz deyince ben o mesajı bulacağım şimdi ve size okuyacağım. Abi iyi bak. 27 Temmuz 2016'da bana mesaj gelmiş. Ben de zaten o zaman açıkladım. 27 Temmuz 2016. Abi iyi geceler. Beni aramadın, yoğunsun herhalde. Haberdarsın, A Haber'desin, seyrediyorum. Ben 96 yılında Ankara'da dershanedeydim. Bunların yurdunda kaldım. Orada belletmen abimiz vardı. Fatih Gürsu. Çok yüksek puan almış olmasına rağmen cemaat ona gazi matematiğe gideceksin dediği için oraya gitmişti. Normalde tıpa gidebilir, boğaz içine gidebilir, şuraya gidebilir ama cemaat demiş ki sana ihtiyaç var. Sen gazi matematiğe gideceksin. Lütfen Murat Bey iyi dinleyin. Dediği için oraya gitmişti. O yurttaki en faal adamdı. Belletmenler içinde sene sonunda bana muhafazakar aile kimliğimi biliyordu. Tek bir yere çekip ısrarla bana da gel seni Azerbaycan'daki bizim üniversiteye gönderelim diye ısrar etti. Kendilerine yakın görüyorlardı. Ben kabul etmedim. Sonra 2 yıl görüştük, arada telefonla falan daha sonra ulaşamadım. Buna sonra ben okulu bitirdim, yıllar geçti. Ankara'da tesadüf kırmızı ışıkta karşıya geçmeyi beklerken yan yana durduk, bir de baktım bu yanında 3-4 tane bayan, başlarında Atatürk Düşünce Derneği şapkaları falan, şaşırdım. Öyle görünce de o da hemen bir şekilde beni susturdu, kızlardan ayrıldı, ikimiz bir yerde oturmaya gittik. Ben hayretle soruyorum. Abi sen nasıl böyle bir değişim falan diye soruyorum. O da gülerek yanlış yoldaydık diye söylendi. Ben üstlendim, bu bana başladı anlatmaya. Hizmet bana bu görevi verdi. Eski çevremle görüşmüyorum. Şimdi de Hacettepe Üniversitesi'nde yardımcı doçent falan. Benim de o zaman hoşuma gitti. Bu duruma o sırrını hep sakladım. Sonra 17-25 Aralık döneminde bunu Kılıçdaroğlu'nun yanında basın açıklaması yaparken gördüm. Bak 17-25 Aralık. Puzzle'ı birleştir güzel kardeşim. O zaman aynı bu programda Kurtuluş Taiz'e yazdım. Geçen gün de Kılıçdaroğlu bir açıklama yaptı. İçimize sızmışsalar biliyorsa bize söylesin diye açıklama yaptı. Ben de netten baktım. Bu nerede diye, adam Kılıçdaroğlu'nun bilim teknoloji baş danışmanı şu an. Doçent. Fatih Gürsu 1 Kasım'da CHP'nin Elazığ birinci sıra adayı. Ve o adam Malatyalı, internette ne kadar özgeçmişine baktıysam eğitimi hep Amerika yazıyor. İzliyor. Ondan öncesine dair hiçbir bilgi de yok. Abi hatta bana o karşılaştığımız zaman öğrencilik yıllarımızda bir başka belletmen vardı. Onu şikayet etti. Mehmet Kargı diye biri dedi ki bu salak Mehmet benim burada olduğumu nasıl olmuş öğrenmişse buraya cemaatten gençler gönderdi. Ben de sırf ben dikkat çekmesin diye çocukları dersten bıraktım. Bak abi oyuna bak.
Peşine bir abiyle haber gönderdim. Bu salağa söyleyin, bana bir daha kimseyi göndermesin. Güzel kardeşim, bu adamlar CHP'yi yönetti, bu adamlar Baykal'ın kasetini yaptı. FETÖ'nün siyasi ayağı nerede? FETÖ'nün siyasi ayağı nerede? Burada, burada. FETÖ'nün siyasi ayağı 14. katta. FETÖ'nün siyasi ayağı Baykal'a kaset kuranların yanında çalışıyor. FETÖ'nün siyasi ayağı gece gündüz CHP'nin çok sağduyulu yurtsever örgütlerini ele geçirerek oradaki gerçek CHP'lilere ızdırap çektiriyor. Daha neler neler var. Murat Bey, uyanın artık. AKP'den ya bu arada Savcı Bey, AKP içerisinde varlar mıydı geçmişte? Ben bilemem. Varsa tasfiye etmişlerdir. Varsa hala tasfiye etsinler. Ben bilsem söylerim. Ben AK Parti'nin içinde bir tane FETÖ'cü bulsam, ben bir tane FETÖ'cü buldum AK Parti'nin içinde. Daha darbe olmadan önce 17-25 Aralık sürecinde ben bir yere konferansa gitmiştim. Oradaki yetkili geldi bana Fethullah Gülen'i savundu. Ben AK Parti yetkililerine söyledim. Dedim ki bu adam çok tehlikelidir. Bir de devletin önemli bir görevinde. Hemen tezkeresini doldurdular. Kardeşim dedi. Sen o zaman paraleldi. Biliyorsunuz para. Kardeşim dedi. Sen dedi kusura bakma bizimle çalışamazsın. Ha şimdi de ben milletvekillerinin içerisinde, yargı içerisinde bir yurttaş olarak, bir AK Partili olarak demiyorum, bir yurttaş olarak bu ülkenin çocuklarını, 250 çocuğunu şehit etmiş, 3000 insanını gazi etmiş, 35 tane özel hareket polisini yakmış bir FETÖ'cü, yani böyle görsem hiç gözünün yaşına bakmam, yetkililere bildiririm. Ben bunu ne ispiyonculuk sayarım ne de başka bir şey sayarım.